Yok, ölünceye kadar. Her gece her gece aynı laflar be. Biraz da iyi tarafından, umutlu tarafından al şu meseleyi ya. Umut tarafı var mı belanın? Olabilir mi baba? Olur tabii. Olacak zaten. Şu taraftan gidelim. Tamam. Ormanda kaybolursun. Korkuyorum Ahmet. Korkma, bir şey olmaz. Tek çaremiz bu. Güle güle Yusuf. İkiniz için de dua edeceğim. Biliyorum. Sen çok iyi bir insansın. Ay, teslimim. Hadi hadi götür şunu. Bir şey yapmadım komiserim. Hadi yürü. Yürü, yürü, hadi uzatma. Yürü hadi. Konuşma hadi. Hadi kalk. Yılan. Ondan korkmana gerek yok. Asıl yılanlar peşimizde. Hadi gel. Kimdi bu adam? Tanıdığınız biri miydi? Hem de çok iyi tanıdığım biriydi. Oto tamircisi Murat. Babam Murat için koşturuyor. Avukat Sacit tanıklar, deliller arıyor. Bense oturuyorum burada. Seni aldattığı için nefret ediyordun hani? Boşanmaktan vazgeçmiş değilim. Murat'ın günahsız yere hapis yatması ayrı, bizim olayımız ayrı. İş önce Murat'ı kurtarmak. Çabuk yakalayın şunları. Kaçmayın, kaçmayın. Teslim olun. Kımıldamayın. Kımıldamayın diyorum size. Ateş edeceğiz. Kaçmayın. Dur. Canım. Yaşıyorsun. Sen Pervin'sin. Kendini de beni de yeniden hatırlayacaksın. Aşkımızla her imkansızı yeneceğiz. Seni çok özledim. Dön artık. Dön artık. Bakanlığa başvurup başka bir vilayete atanmamı isteyeceğim. Taşra'da bir hastanede sürdüreceğim hayatımı. İyi, beraber gideriz. Selçuk burada kalır, çalışmaya devam eder. Yusuf Bey'in yanından ayrılmamı istiyorsan işi hemen bırakırım. Canım, meleğim. Anneciğim, hoş geldin ya. Hoş geldin. Canım arkadaşım. Yusuf Londra'dan aradı. Dönüyor. 15.30'da Yeşilköy'de olacak. Ha, o hasta hanım Pervin değil, bir başkasıymış. Bana eroin verin biraz. Ne? Gel bir hastaneye götürün beni. Hemen. Gel canım. Tamam. Ne alırsınız? Bir kahve lütfen. Tabii efendim. Hep böyle havaalanlarında mı karşılaşacağız? Hatırlayamadınız galiba. Yüzünüz hiç yabancı değil ama... Ben Vedat. Vedat Caner. Ah, ah, Vedat Bey. Merhabalar. Saygılar. Merhaba. Süreyya Hanım. O harika Amerika yolculuğunu unutamam. Vedat Bey, ne kadar eğlenmiştik hatırlıyor musunuz? Nasıl hatırlamam? Gene eskisi kadar genç ve güzelsiniz. Mümkün mü öyle kalmak? Yıllar iz bırakarak geçiyor artık. Bu kural sizin gibi müstesna kadınlar için asla geçerli değil. Siz de hiç değişmemişsiniz. Merhaba Arif Usta. Merhaba avukat, hoş geldin. Hoş geldin. Ne zahmet ettin buralara kadar geldin. Akşamleyin ben uğrayacaktım sana. Olsun.
Hadi gel. Gel otur şöyle bir çay içelim. Aa, içmeyeceğim. Doğru, gel. Gel iki çay al, gel bize. Tamam usta. Ne var ne yok? Bir gelişme var mı? Yazık ki kötü bir haberim var Arif usta. Hayırdır? Şebnem hastanede polisi ifade vermiş. Arabama saldıran, bana ateş eden Murat'tı demiş. Biliyordum. O manyağın yalanına, iftirasına hiç şaşmam. Murat da çocukları üzerine yemin ediyor ben ateş etmedim diye. Evet ama kadın Murat'ı suçluyor. Savcı öldürmeyi tam teşebbüsten 20 yıl ağır hapis sistemiyle dava açtı. Ama biz Murat'ın suçsuz günahsız olduğunu, o kahpenin iftiralarına kurban gittiğini ispatlarsak... İspatlamak mı? Şebnem'i bir başkasının ateş ettiğine Buyurun. Dair tanıklar bulmak çok Buyurun. Zor. Sağ ol. Sağ ol. Elbet çok zor. Ama yolu belli. Şebnem'i kim vurabilir? Bize Murat gibi yaktığı, perişan ettiği başka bir erkek lazım. İşte o erkeği arayıp bulacağız. Ben de savunmamı bu mantık üzerine kurduğum için Şebnem'in çevresini araştırdım. Cevat Özgüneş isminde biriyle metres hayatı yaşıyormuş. Hala mı? Hayır. Adamı terk etmiş. Aldatmış onu. Adam da döve döve hastanelik etmiş Şebnem'i. Bulmuşsun işte. O kaltağı böylesine döven adam silah da çeker, gırtları da sıkar. Hiçbir şey yapamaz Arif usta. Çünkü 2 yıla hüküm gelir. Hala cezaevinde yatıyor. Olmadı bu iş şimdi. Dedim ya, Murat'ı bu defa kurtarmak çok zor olacak. Hatta imkansız gibi. Şimdi bir iğne yapacağım, sakinleşeceksin. Lütfen sakin ol. Tamam, tamam. Yanından hiç ayrılmayacaksın. Daima bir nöbetçi olacak. Peki efendim. Sakin ol. Sakin ol lütfen. Tamam. Tamam, geçti güzelim. Tamam. Doktor bey, durumu nasıl? Durumu vahim denecek kadar ağır. Öyle yüksek dozda ve uzun süreli eroin vermişler ki... beyin bazı yaşamsal fonksiyonu neredeyse yapamaz hale gelmiş. Uyumak, yemek ve yıkanmak ihtiyacı şu anda hiç yok. Ne olacak? Ne yapacağız şimdi? Tedavi edeceğiz. Hastanede yapacak. Kimselerle görüşmeyecek. Kurtulacak değil mi? İyileşecek mi? Henüz kesin bir şey söylemek çok zor. Randevuünde yaşadığı kötü ortamın ve kötü ilişkilerin etkisinden kurtulabilmesi için de ayrı bir tedavi gerekiyor. Vah benim zavallı kızım. Bir sakinleştirici iğne yaptım. Kendine geldiği zaman görüşebilirsin. Kimi bekliyordunuz? Kuzenim Koşal Turizm'in sahibidir. Kenya'da bir safari düzenleyecek. Ön konuşmalar için Nairobi. Onu bekliyorum. Ne güzel. Ya sizin beklediğiniz o şanslı insan kim? Rahmetli kızımın kocası Yusuf Bey. Hilal Hanım'ı kaybettiniz demek. Bilmiyorum. Başınız sağ olsun. Dikkat. Siz de sağ olun. Türk Hava Yolları'nın TK-200 sefer sayılı Londra uçağı havaalanı kıyıya hoş geldin. Zaten o çoktan aramızdan ayrılmış biriydi. Matemini fazlasıyla tuttun. Yeter. Bizleri de kendini de daha fazla üzmeye hakkın yok. Doğru. Pınar geçmiş olsun dedi. Yanaklarından öptü. Niçin gelmedi sizinle? Acil bir ameliyatı varmış. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Vedat Caner. Tanıştırayım. Vedat Bey benim eski ve çok değerli bir dostumdur. Tanıştığıma çok sevindim Vedat Bey. Ben de. Başınız sağ olsun. İyi günler. Sizinle tekrar görüşelim. Ararsanız memnun olurum. Mutlaka arayacağım. Gül'ün halini görsen içim parçalanırdı anne. Onu öyle bitkin, sanki ufalmış gibi titrerken görünce ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Vah zavallım. Ne yaptınız? Hastaneye mi götürdünüz? Evet. Eroin verin bana diye ağlıyordu. Benim babama götür anne.
Hapishaneye gidip babamı görelim. Şimdi ne işiniz var hapishanede? Zaten Gül teyzenin başına gelenler bitirdi beni. Hasta gibiyim. Başka zaman gideriz babana. Öyleyse ben yalnız başıma giderim. Ömer dur diyorum sana. Dur! Ömer! Niçin söz dinlemiyorsun? Niçin üzüyorsun beni? Üzmüyorum. Ben babamı çok özledim. Babama gitmek istiyorum. Ne olur götür beni anneciğim. Peki. Otur şöyle. Hazırlanayım ben. Buyurun efendim. Hadi geçmiş olsun. Neden? Ne oldu ki? Kurtarmışlar senin eski hanımı. Ölümden dönmüş be. O kurtulmuşsa bana niçin geçmiş? Bırak tatavayı. İçip içip burada az mı ağladın be? Ah Şebnem, kulun kölen olayım Şebnem diye. Hala da ağlıyorsun be. O başka. Sarhoşluk hali işte. Anlaşıldı, tamam anlaşıldı. Tekrar şarap mı yoksa bira mı? Ne verirsen eyvallah. Yeter ki alkol olsun. O hacı karıya değil, elimden aldığı servetime, insanlığıma ağlıyorum. O kaltak yüzünden sürünüyorum. Hiçbir ümidim de yok artık. Dedeciğim! Ooo, torunum benim. Oh! Tutturdu hapishaneye gideceğim, babamı özledim diye. Ben de mecbur oldum, sana getirdim. Götürseydin, beni değil babasını özlemiş. Görsün babasını çocuk. Bana niye getirdin? Yaşa dedeciğim. İyi de baba, Murat'la ne işim var benim? Siz dede torun bir güzel gidersiniz. Ömer'i sen götüreceksin. Bir de soracaksın Murat. Ne soracağım? Şebnem mikrobunun zehirlediği başka bir erkek arıyoruz. İftira attı, böyle başını belaya soktu, perişan ettiği başka bir erkek. Şebnem'i öldürmek isteyecek kadar böyle kinli bir erkek. Hala Murat'tan yana mısın? Hala inanıyor musun Murat'a? Evet. Sonuna kadar da inanacağım. Sor bakalım. Böyle bir adam aklına gelmiş mi? Şüphelendiği biri var mı? Biriniz babam, biriniz oğlumsunuz. Ne dersiniz yapmak zorundayım. Tabii ya. Babacığım. Ama görüyorsun ki ikimiz de Murat'tan yanayız ha, ona göre. Seni rüyamda gördüm babacığım. Top oynuyordum. Ya sonra da yarıştık, sen beni geçtin öyle mi? Hayır, annem mangal yaptı. Bizi kebap yemeye çağırdı. Biz de koştuk. Siz de öpüştünüz annemle. Ya. Sen gerçekten rüya görmüşsün. O rüyaları ben de görüyorum. Önce aklanmayın. Oğlunu böyle cezaevlerine gelmekten kurtarmayı düşün. Hiç durmadan düşünüyorum. Babam sorup durdu. O kadının hayatında başka bir erkek var mı diye. Ben de onu arıyorum Ayşe. Tek Ayşe sevgilisi sen değilsin herhalde. Kim bilir daha kimler vardır. Düşüp kalktığı para babaları. Ya da müşterilerinden bazıları. Ya da yüz bulamamış parasız bir aşık. Belki de senin gibi akılsız bir koca. Sen nereden geliyorsun? Tanır mısın şefim? Sevgilimdi bir zamanlar. Bir buçuk yıl neyim varsa yedirdim, yetmedi. Karımı boşadım onun için. Yetmedi kaltağa. Benimle evlenmek için süper bir hayat istedi. Çaldım. Buldum belamı. Nasıl da hatırlamadım şimdi? Niye? Necmettin denen o adam. Kimmiş o adam? Neye olurmuş? Nerede şimdi? Hadi babacığım ne olur hatırla. O adam bir gece meyhanede yanıma gelmişti. Eski kocasıymış. Bütün servetimi, malımı, mülkümü elimden aldı. Sonra da boşandı benden diye ağlamıştı. Eski kocası demek. Evet, eski kocası. Buyurun. Sen çok yetenekli ve çok çalışkan bir arkadaşımsın Doktor Pınar. Teşekkür ederim, sağ olun. Hastanemizden niçin ayrılmak istediğini bilemiyorum. Bunu sormaya hakkım ve yetkim de yok. Çok özel bir nedeni var efendim. Benim de bu ayrılma ve başka bir il hastanesine atanma dilekçesini yasal olarak bekletme yetkim var. Dilekçeni işleme koymayacağım. Biraz daha düşünmeni istiyorum. İlgi ve güveninize teşekkür ederim. Ama kararım hiçbir şekilde değişmeyecek izninizle. Biraz üstüne gittim Murat'ın. Bastırdım. Birden hatırlayıverdi. Neyi hatırlayıverdi? O kadının bir kocası varmış. Ne? Bir kocası varmış. Adamın bütün servetini yemiş, sonra vurmuş tekmeyi. Yapmıştır o kitapsız. Adam sürünüyormuş. Bir gece meyhanede yanına gelmiş Murat'ın. Dert Peki, döküp ağlamış. İsmi neymiş adamın? Necmettin'miş.
Soyadını Murat bilmiyor. Peki hangi meyhanede rastladığını söyledi mi? Sormadım. O da söylemedi. Geçtikçe bak neler çıkıyor. Önce bu adamı bulacağız. Eğer bu Necmettin masumsa o zaman başkalarını arayacağız. O kadının öfkeden çıldırttığı, perişan ettiği kim bilir kaç erkek daha vardır. Yaşa dedeciğim. Bulalım o ateş edeni, babamı kurtaralım. Yazık babama. Hem babanıza hem de sizlere. Hepimize yazık. Ama o ahlaksız, o yalancı, o namussuz kadına bırakmayacağım meydanı. Allah da doğrunun yardımcısıdır. Hadi Arif. Ben de senin gibi Murat'ın suçsuzluğuna inanmaya başladım. Cezaevi yine kahretmiş Murat'ı. Zayıflamış, yılmış. Ama ben sordukça canlandı. Toparlandı. Bir ara Ömer'e öyle bir bakışı vardı ki yürek dayanmaz. O an böyle bir adam kimseye ateş etmez, kimseyi öldüremez diye düşündüm. Çok şükür doğruyu düşünmeye başladım. Sana da bu yakışır zaten. Bak aynaya da gör kendini. Bak. Sen yeni bir kadınsın artık. Adın da Kader. Neymiş efendim? Kader. Duydun mu? Her an yeniden eroin almaya başlayabilir. Eroin bulmak için her şeyi yapabilir. Ya. Bu nedenle hiç yalnız kalmayacak. Devamlı kontrol edilecek. Ayrıca hemen ruhsal tedavisi başlayacak. Uzman arkadaşımıza görev verildi. Psikanaliz gerekiyor karınıza. Yaşadığı bütün acılardan ve şiddetli cinsel terörden kurtulmak için beyninin boşalması, o negatif elektriğin atılması gerekiyor. İyileşecek değil mi doktor? Cevap verebilmek için henüz çok erken. Şimdi bizlere zaman ve sabır gerekiyor. Geçmiş olsun Ahmet. Sağ ol. Canım. Sevdiğim bütün çiçekleri aldım sana. En çok gül mü severdin, karanfil mi, karar veremedim, hepsini aldım. Sağ ol Ahmet. Çok daha iyi gördüm seni. Doktor da çok memnun. İyiye gidiyoruz. Kısa bir süre sonra bütün acılar ve kötülükler geride kalacak. Yepyeni ve çok sağlıklı bir Gül Hanım aramıza tekrar gelecek. Yeniden mutlu olacağız. İnanıyor musun buna? Söylediklerinin gerçekleşeceğini zannediyor musun? Tabii inanıyorum. Buyurun. Süreyya Hanım. Evet Süreyya Hanım. Tamam sağ olun. Aferin benim güzel oğluma. Sütünü içecek. Çok çabuk büyüyecek benim güzel oğlum. Size göndermiş efendim. Ne güzel bir çiçek. Yorgunluk ve üzüntülerime karşılık Yusuf Bey mi göndermiş? Hayır efendim. Şurada kart listesi var. Yıllar sonra yaşadığım o mutlu tesadüfe hiç unutmamak ve sizi tekrar görebilmek ümidiyle. Sevgiler, Vedat Can. Park Plaza İstanbul Halk İlişkiler buyurun. Vedat Bey ile görüşmek istiyorum. Bir dakika bağlıyorum efendim. Evet. Süreyya Hanım arıyor efendim. Bağlayın.
çiçeklerinize teşekkür etmek istedim. Hiç beklemiyordum. Çok sevindim. Aradığınız için asıl ben size teşekkür ederim. Tekrar görüşmeyi tesadüfe bırakmasak artık, lütfederseniz bir akşam yemeğinde buluşsak. Bu benim için de hoş bir şey olur. Öyleyse yarın akşam 8'de sizi beklesem. Peki Vedat Bey. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni çok sevindirdiniz. Görüşürüz. Arayan oldu mu? Evet efendim. Geltaş'tan Genel Müdür Ferit Bey ve Kule Bank'tan Ahmet... Doktor Pınar Hanım aradı mı? Hayır efendim. Siz arayın. Hastanededir şimdi. Peki efendim. Alo, buyurun. Doktor Pınar Hanım'la mı görüşüyorum? Kim arıyor? Yusuf Tuna görüşmek istiyorum. Doktor Pınar Hanım şu anda ameliyatta. Müsait değil. Doktor Pınar Hanım ameliyattaymış efendim. Ya. Tekrar aramamı ister misin? Yok, hayır. Bana muhasebeden Selçuk'u çağırın. Peki efendim. Selçuk Bey, sizi Yusuf Bey çağırıyor. Sağ ol. Beni çağırmışsınız. Gel Selçuk, otur şöyle. Nasıl gidiyor Selçuk? Alışabildin mi işine, arkadaşlarına? Evet. İşim ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Annenle ablan da seviniyorlardı senin için. Onlar nasıl? Hepimiz çok iyiydik. Ama beklenmedik bir şey oldu. Ablam İstanbul'dan tayinini istedi. Neden? Bilmiyorum. Başka bir il hastanesi atanmayı bekliyor. Annem de ablamla beraber gidecek. İyi günler. Buyurun efendim. Şebnem Emre Hanım hangi odada yatıyor acaba? Bir merdiven çıkın, sağ koridorda ilk oda. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Olmayan tatsızlık kalmadı. Ama gene de geçmiş olsun. Ne var? Niçin geldin? Bak, ölümden döndün. Çileler çektin. Aklın başına gelmiştir artık. Bizimle uğraşmaktan vazgeç. Sana kim saldırdıysa git polise onu söyle. Murat'ın yakasını bırak artık. Çık dışarı. Katil damadın için bana yalvarma. Bak, bir kocam var. Boşanmışsın. Sana ne? Niçin geliyorsun buralara? O cani herifi kızım bile boşuyor. Sen hala Murat için çanak yalıyorsun. Yaşına başına utan be. Bak, kocanın parası ve malı çokmuş. Sonra tekmeyi vurmuşsun, adamı mahvetmişsin be. Adı da Necmi mi, Necmettin mi, öyle bir şey. Yetişin, yetişin, imdat! İmdat! Sus! Ulan ne bağırıyorsun, manyak karı be! Bana. Çabuk çabuk! Ulan ne bağırıyorsun, ne bağırıyorsun be! Bırak beni, diyorum sana! Sus diyorum sana! Ben Allah'ım! Bırak çekilirsin! Ne halin varsa gör be! Yetişin kaçıyor! Yetişin çabuk! Çabuk, polis çağırın! Kim o adam ya? Yastıklama oldu beni! Yastıklama adam! Tutun onu! Allah cezanı versin! Polis haber! Şeytan görsün! Pınar, Pınar, ben de seni almaya geldim. Şey, üzgünüm Yusuf. Yani gelmeyecek misin? Gelmek isterdim ama... Lütfen hadi gel. Hadi canım. Git canım. Neden soruyorsun? Bir şey mi var?
Senin için üzülüyorum Yusuf. Pervin değilmiş o halde. Değildi, evet. Böylelikle kesinlikle öldü Pervin. Başka bir şehre atanmak istemişsin, gidiyor musun? Eğer sebebi buysa çok anlamsız. Hala ne istiyorsun benden? Niçin arıyorsun beni? Nasıl aramam? Havaalanına karşılamaya gelmedim. Telefonla aradım, ameliyatta dedirttin. Neden? Ne oluyor? Daha ne olsun? Sen beni yedekte bekletip var gücünle Pervin'in peşinden koşuyorsun. Hala Pervin'i seviyor, ona kavuşmak ümidiyle yaşıyorsun. Aradaki ölü zamanları bana ayırıyorsun. Pervin bulunursa ona, bulunmazsa da bana döneceksin. Bana karşı bu kadar vahşi, bu kadar bencil olamazsın. Nasıl söyleyebilirsin bunları? Duygularımla ve onurumla daha fazla oynamana fırsat vermeyeceğim. Bitti. Hayır, hayır Pınar, bitemez. Sana ve aşkına saygı duyuyorum. Yeter ki beni rahat bırak. Gitmeyeceksin, biraz da beni dinleyeceksin. Benden özür dile ve unut beni. Çünkü ben seni unutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Pınar! Pınar! Bir kocası varmış. Boşanmışlar. Gelip gidiyor muydu buraya? Evet. Arada bir gelirdi zavallı. Şebnem Hanım'a yılışır, yalvarır. Bazen de sarhoş kafayla bağırıp çağırıp 3-5 kuruş alıp çekip giderdi. Ne iş yapar bu adam? Alkolün teki. Perişan, berduş bir gariban. İş yapacak hali mi kalmış? Kafayı çekti mi nerede akşam orada sabah. Evi nerede? Bilmiyorum. Hiç konuşmadım. Bak, bu adamı mutlaka bulmam lazım. Nerede arayayım? Bilemem. Aa, Şebnem Hanım'a gelip giden başka erkekler de vardır tabii. Ha, bir de kız arkadaşı vardı. Eski bir duruşmada şahitlik yapmıştı. Necla Hanım. Heh, evet o. Onun evi nerede? Bilmiyorum. Biliyorsundur, söyle hadi. Bak abla, Şebnem Hanım'ı vurdular. Kadın ölümlerden döndü. Polisler saldırganı arıyor. Ben de kadıncağızı ateş edeni arıyorum. Bu iş netameli bir iş. Bir daha gelip soruşturursan polise bildiririm seni. Aferin. Hoş geldin. Kötü görünüyorsun. Hayrola, tatsız bir şey mi oldu? Gözüğü çıkarıp yüzüme attı ve gitti. Pınar'ım. Hiç acımadan hep suçladı. Ve beni de dinlemeden gitti. Dinlese ne söyleyecektin? Nasıl bir bunalımda olduğumu ve bu bunalımdan ancak onun yardımıyla kurtulabileceğimi. Pınar bunları niçin dinlesin? Niçin mi? Onu sevdiğini söylüyor. Evlenme teklif ediyor. Sonra Pervin'in yaşadığı haberiyle uçup gidiyorsun. Londra'da gördüğün o kadın Pervin olsaydı ne yapacaktın? Ne mi yapacaktım? Onunla beraber yaşayacaktın. Pınar'ın adını bir daha anmayacaktın. Pervinsiz yapayalnız dönünce Pınar'a koştun. Bile bile hiçbir kadın çekemez bunu. Hiçbir kadın senin bir önceki aşkını paylaşmaz. Önce kendinle konuş. Kendine sor. Ne yapmak istiyorsun? Pınar'la beraber olmak istiyorum. Pınar her an bir gün ya Pervin dönerse korkusuyla yaşayamaz. İyi düşünüyorsun. Başhekim Bey dilekçemi boş yere bekletiyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bir an önce gitmeliyim İstanbul'da. Neden gidiyorsun? Annen, kardeşin, kurulu düzenli evin, şimdi hepsini dağıtıp bir başka yerde yeniden toparlanmak kolay mı zannediyorsun? Çok zor olduğunu biliyorum ama mecburum. Kaçman mı gerekiyor o adamdan? Evet. Yusuf'tan uzakta olmak zorundayım. Kalacak olursam Yusuf da tekrar ararsa beni dayanamayıp barışacağım. Seviyorum o adamı. Direnecek hiç gücüm yok. Anlıyor musun beni? Hani aşk güzel şeydi. Doktor Pınar, lütfen acil servise gel. Doktor Pınar. En büyük, en usta iki avukat tuttum sana.
Ağır cezacı bunlar. İpten adam alırlarmış. Senin davan ne ki? Hiçbir şey değil. Murdar, Halil ve Keş'i de gidip ziyaret edeceğim. Bir diyeceğim var mı onlara? Onlara değil, sana var. Ben bir an önce bu zindandan kurtulmanın peşindeyim. Fazla sorgu suale geldim mi? Susmam, konuşurum. Bana o evi açmak için para verenler, gelip orada kumar oynayanlar, sermaye kızlar için servet yiyenler, arkamda kimler varsa dökerim ortaya. Anladım, merak etme. Böyle bozuşup konuşmaya hiç gerek kalmıyor. En beteri Gül denen kadın. 2 aydan fazla çalıştı evde. Herkesi, hepsini tanıdı. Cinayetten kaçakçılığa kadar neler konuştularsa dinledi. Bu fena işte, bu berbat. O aşağılık karıya hem ölesiye kinliyim, hem de konuşursa çok beylerin ağaların canı yanar diye korkmaktayım. Evet, bütün iş o kadını susturmakta. Susmaz o eroyuncu be, konuşur. Herkesleri yakar. Rıdvan, duyuyor musun? Geber beni o karı be. 3. katta bir odaya hapsedilmiştim. Devamlı eroin veriyorlardı bana. Her yerim uyuşuyordu. Sonra da erkekler geliyordu yanıma. İlkel ve saldırgandılar. Koynuma zorla giriyor ve... Seni en çok sinirlendiren, en çok hatırladığın birini ya da bir olayı anlatabilir misin? Sarhoştum. İçki içip bitiriyor. Sonra da içki bardağını çatır çutur yiyordu. Rahatça yiyordu bardağı. Sonra bana da cam bardak yedirmeye kalkıştı. Dövüyordu. Ben bardağı ısırıp kırıp sonra da çiğniyordu. Ağzım kan içinde ağlıyordu. O acımadan tokatlıyordu beni. Bak kızım, sen benim evladım yaşındasın. Murat'ı bir kenara bırak. Bana, kızıma, torunlarıma yardımcı olman gerekir. Hiçbir şey bilmiyorum dedim. Şebnem'in çok zengin bir kocası varmış. Sonra iflas etmiş. Hayır, iflas etmemiş. Şebnem yemiş paraları. Sonra da boşanmış adamdan. Her neyse. Bakın, ben ne bu olayları bilirim ne de bu adamı tanırım. Nasıl tanımazsın? Biz arkadaş olduğumuz zaman Şebnem o adamdan çoktan boşanmıştı. Öyleyse Şebnem'le ilişkisi olan size başka erkekler. Size hiçbirini tanımam dedim ya. Bakın, Şebnem iç yüzünü hiç açmaz bana. Özel hayatından hiç söz etmez. Anlaşıldı. Üzgünüm. Keşke size bir yararım olsaydı. Seni de iyi yetiştirmiş maşallah. Aa, günahımı alıyorsunuz beyefendi. Ben Yusuf Süreyya Hanım. Merhaba, nasılsınız? İyiyim Yusuf, sen nasılsın? Ben kötüyüm. Sizinle dertleşmeye ihtiyacım var. Bu gece yemeği birlikte yiyebilir miyiz? Çok isterdim ama yazık ki imkansız. Ya, neden? Canım, bir başkasına önceden verilmiş bir sözüm var. Benim için çok önemli, çok özel bir yemek. Seni yarın arayacağım. Peki. Hoşça kalın. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi günler. Geçmiş olsun. Gene buyurun. Bekleriz demiyoruz. Çünkü bize bir daha ihtiyacınız olmayacak. Size minnettarım doktor. Sağ olun. Hoşça kalın. Her şey için çok teşekkürler. Rica ederim. Yardımlarınıza gerçekten minnettarız. Sağ olun doktor bey. Göreviniz efendim. Ahmet bey. Mümkün olduğu kadar yalnız bırakmayın Gül Hanım. Gerekirse bizi hemen arayın. Tehlike sürüyor mu? Eskisinden çok daha iyi durumda. Ama böyle hastalarda kesin tedavi için uzun bir süre ihtiyaç vardır. Siz ve bizler
Hep sabırlı ve tetikte olacağız. Peki, teşekkür ederim. Güle güle. Hadi. Onları satmadan gelmeyin yanıma. Hoş geldiniz efendim. Sağ alayım efendim. Onları. Hoş geldin kızım. Canım, hoş geldin. Geçmiş olsun. Çok iyi gördüm seni. İyiyim anneciğim, çok iyiyim. Her geçen gün daha da iyi olacak. İnşallah, inşallah. Yolda acıktım diyor. İyileşmesinin en büyük belirtisi bu işte. Evet bebeğim. O bir lokma bile yiyemeyen ben gerçekten çok acıktım. Akşamı bekleyemeyeceğim. Biz de en sevdiğin yemekleri pişirdik Zeynep. En sevdiğin tatlıları yaptık. Hadi, hadi gel. Hadi, gel. Hadi. Ben izin istiyorum. Aa, tatlı yemedi. Bir kahve iç bari. Sonra gidersin. Çok geciktim teyzeciğim. Unutmayın iki çocuk annesiyim ben. Sahi. Ömer'i, Deniz'i, Murat'ı hiç soramadım. Arif amcayla anneciğin nasıllar? Hepimiz iyiyiz. Bir gün hep beraber baskın yapacağız sana. Çok sevinirim. Herkes öp benim için. Olur güzelim. Onlar da senin yanaklarından öptüler. Ahmet. Efendim canım. Metin soramadım bir türlü. O nerede? Dayısı seni kaçıranlara yardım ettiği için Hacer ve Ökkeş'le beraber cezaevinde yatıyor. Peki Metin nerede? Metin'i birkaç sefer dayısının evinden aradım ama karısı Neriman ortadan kaybolmuş. Metin'in nerede olduğunu da bilen yok. Onu mutlaka bulmamız lazım. Tamam canım. Hadi! Abi! Alır mısın? Abi! Kafadan sakat. Böyle çok bilmiş, böyle on parmağında on kara. Böyle ben densiz bir kadın hayatımda görmedim ha. Ne oldu, ne yaptı? Ya dedim ki, bak ölümden döndün. İnşallah aklın başına gelmiştir. Murat'la uğraşmaktan vazgeçersin dememe kalmadı. Hemen yatağından fırladı, bağırmaya, haykırmaya başladı ya. Ne diye bağırıyor? Ne o, neler demedi ki? Katil, yetişin, beni öldürecek, neler neler, aklına ne geliyorsa. Hemen koridora fırladı imdat diye. Birileri koşuşmaya başladı. Ya zor kaçıp kurtuldum elinden ya. Allah korumuş seni. Allah hepimizi şeytanın Allah şehrinden korusun. Şebnem'in kapıcısı da bir dert. Kadının avukatı sanki. Ne sorduysam cevap vermedi. Sonra da polise gitmekle tehdit etti beni. O karı gibi böyle geleni gideni belirsiz o biçim yaşayanlar böyle görme, duyma, konuşma diye herkese para verirler. Anladın mı kızım? Sus parasıdır o. Nereye Arif? Şebnem'in çalıştığı gece kulübüne. Ne işin var oralarda? Sorup soruşturacağım. O kadının başka hangi erkeklerle ilişkisi var? Necmettin kim? Belki bir bilen çıkar, tamam mı? İyi ki senin gibi, aslan gibi bir baban var. Hiçbir şeyim yok. Devamlı bana bakıyorsunuz. Niçin? Rahatsız ediyorsam bağışlayın. Ama gözlerimi alamıyorum sizden. Öyle mi? Zarif, güzel, farklı, başka türlü güzel bir kadınsınız. Teşekkür ederim.
Ama bu iltifatlar benim yaşımda bir kadın için çok gecikmiş ve gereksiz sayılır. Ben sadece gördüğümü ve size duyduğum hayranlığı söyledim. Komplimana, övgüye ihtiyacı olmayan o ender kadınlardan biri olduğunuzu siz de biliyorsunuz. Sizin için içiyorum. Siz de nazik, görgülü, gerçekten çok farklı bir erkeksiniz. Yalnız mı yaşıyorsunuz yoksa Yusuf Bey'le ve torununuzla beraber misiniz? Torunum çiftlikte, benim yanımda. Yusuf da sık sık ziyaretime gelir. Çok iyi anlaşırız. Bu akşam yemeğe bana gelmek istedi ama size sözüm olduğu için istemeyerek kırdım. Bu büyük bir onur benim için. Sizin de ne kadar soylu, ne kadar güzel yürekli olduğunuzu açıklıyor. Anlayamadım. Yusuf Bey evliyken rahmetli kızınız Hilal'le birlikte olmuş. Bir çocukları dünyaya gelmiş ve Hilal ölmüş. Sizden başka hiçbir kadın, hiçbir anne Yusuf'u affetmezdi. Dedim işte. Siz o bulunmaz, bulunmaz kadınlardan birisiniz. Bir yardımınız var mı? Bir lira daha alabilir miyim? Sağ ol. Hikmet! Vay Arif abi, ne işin var burada? Ya şansın varmış ki sana rastladım. Gel bakalım şöyle biraz konuşalım. Hayırdır abi? Ya burada şarkıcı Şebnem diye bir kadın vardı, biliyor musun? Evet, geçenlerde vurmuşlar. Ölüyormuş yazda. İşte o iş. Öldürmeye teşebbüsten başımız dertte. Nasıl yani? Bu Şebnem'in boşandığı bir kocası var. Bilirim, sarhoşun teki Mikrop'ta. Hah be, ceddine rahmet be. İşte bu adam ilaç gibi lazım bana be. Nerede bulurum ben bunu? Balık pazarında bayramın meyhanesine takılır. Şebnem bir iki defa para göndermiş o herife. Adı da Necmettin. Hah, sağ ol Hikmet. Hadi eyvallah. Arif abi gelmişken bir rakımızı isteydim. Sağ ol, başka zaman. Bir rakı alacağım var senden, tamam mı? Hadi. Hayatım. Canım sevgilim. Bilsen seni ne kadar özledim. Sakın dokunma bana. Canım, aşkım. Dokunma. Ne oldu? Kaçma. Canım. Hayır. Ne oldu Gül? Neyin var senin? Ne olur bırak. Neyin var? Çek ellerini üstümden. Gül, kendine gel. Gül, sakin ol. Unutamıyorum. Bana nasıl saldırdıkları aklımdan çıkmıyor. Bir hayvan gibi saldırdılar. Zorla, canımı yakarak, döverek sahip oldular bana. Kadınlığımdan utandırdılar beni. Canım,